Yani toplandınız mı, var mı? Topla, kaç, canla kaç. Dur lan, dur, sakin ol. Oğlum sen bizim ağzımız mı arıyorsun lan, Bumcuk Onur? Şşş, bana bak, biz zaten burada toplantı yapıyorduk, sen geldin oturdun. Nereden buldun lan burayı? Kısmet adamı mesela. Bu gördüğünüz gibi ne kadar bildiğiniz var mı? Kaç taşlı lan bu? Frodo bile görse yemin ediyorum çatlar nazara gelir, geberir gidersin lan. Nereden buldun bunu lan? Nişan yazıyor. Oğlum sen nişanlı değil miydin lan? Değilmişim. Ay sen söz gelmiyor, uyanır mısın? Nişan var da benim için mi çıktı? Hayırlı olsun kardeşim. Yalnız yüzüğü ters takmışsın. Kadın yüzüğü. Nişanlımın yüzüğü. Kendimin yüzüğü verdi, babasının söyledi. Kendisi aldı. Kaybettim diye benim nişanlı yüzüğü lan. Bunu bana düşünme. Bu size yaz. La arkadaş, şu yüzüğü satsak buradaki herkesin nişanını düğününü yaparız ha. O nasıl bir yüzük ya? Vallahi gözüm alıyor, bakamıyorum ha. Elinden tutmanız hiç veriniz. Sahip çıkmadınız. Az daha ekibinden yaydır arkadaş olacaktım. Filminize ne kadar inemediniz mi? Onu hiç hatırlatma, çok moralim bozuluyor. 2000 liraya satarım dedi galiba lan. Oğlum bu çocukla konuşmak zihin açıyor ya. Ortaya belli belirsiz kelimeleri atıyor. Onlardan anlam bütünlüğü içerisinde uygun bir cümle kuruyorsun. Bir nevi beyin cimnastiği yani. Anlatayım mı? Dinleyin o günü. Tamam da gibi bir şey. Birisi güç aldı mı? Birisi top küp şeker. Bu ne ya? Nişanlı baklava yaptırıp genel kurabı var mı benim? Biz nişanlı takı takılmaz normalde. Yalnız nişanda takılanlar kız tarafının olur Onur. Nişanı attığın zaman o külçeler gider bilesin. Küp şeker onlar da mı? Ben kız tarafının o kadar çirkinleşeceğini düşünmüyorum. Küp şekerleri kesinlikle sana geri verirler Onurcuğum. Muhtemelen onlar küp şekerlerin sırrını çözmekle meşguldürler ya. İlk akla gelen olabileceğini düşünmemişlerdir bile. Lan arkadaş olaya bak ya. Kız alıyorsun küp şeker takıyorlar ya. Ailede bir isteksizlik var sanki. Sanki son dakikada aramışlardı. Evden çıkarken eline ne geçerse onu almıyor, onu takmaya götürmüş gibi. Baklava getiriyor diyen var lan. Süt getiremem, meyve su koyun ya. Ama erkek tarafı geçmiş olsuna gelmiş. Kız evinin kederini paylaşıp teskin etmeye gelmişler yani. Arkadaşım siz daha önce hiç kız aldınız mı lan? Sülalenize hiç gelin geldi mi sizin? Mitos mu öyle? Tabii geldi. Ama böyle siz çalışmadan değil, ayrıca şaşkınız. Bir ay şaşkınlar da bir çalışsak. Anlat bakalım bundan sonra ne oldu? Şşş, bana bak, külçelerden birini atsaydın ya cebine. Dördünü aldım oğlum, sonra babası geldi. Kapatın. Ne dedi? Tutun kapıyı. Gördüm ya. Benim sosyal deneyimlere çıktık. İşim benim sosyal kızın gönlü var dedi. Artık sen kendi sesine kadar işim havalı olsun. Ne dedi? Kardeşim senin bu kayınbabadan ne değişik, ne saçma sapan bir insanmış ya. Kucağında külçe altı olan adama SSK'lı iş nedir ya? Bu nedir ya? Bu yüzden böyle giyindim. Verdim kararımı. 5-3'lük ailem gerçek olacak. Hayatımdaki mesleği buldum. Lan arkadaş bu adam geçen ay benim hayalimdeki mesleği yapıyordu. Ondan sonra sıkıldı bıraktı. Allah bilir bunun hayalindeki meslek bundan daha iyi ne olabilir acaba? Ne o ne? Otobüsü böyle. Onurcuğum. Senin ben cibilini cibiliyetini sağdan soldan sikeyim. Önün arkan başkasına kalsın. Otobüs böyle ya. Lan amına kodumun tombul pigmesi. Rahat. Patlayıcı var burada lan, bir rahat durun ya. Bunu ben keseyim şuna. Olsun. İçindekini dökmüş oldun oğlum, fena mı?
pah, 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 pah.